Evet oyuncuların vücut dili demişken evet bu maçta bu da çok konuşuldu. İşte Elif Ancan'a çıkarken ki e, vücut dili olsun vesaire e, oyuncuların sağ içindeki vücut dili olsun. Yani Pereira ile oyuncular arasında bir bağ olmayışı konuşuluyor olmadığı konuşuluyor daha doğrusu. Yani pek çok e, kriz başlığı var e, Fenerbahçe'de artık şey geride kaldı işte üçlü sistem oluyor mu olmuyor mu? Sistem konuşulmuyordu. Aynen bu, bu artık bitti Allah şükür bitti evet. çünkü gerçekten sıkılmıştık artık bu konuşulmuyor. Şu an işte kaybedilen oyuncular tırnak içinde kaybedilen diyorum. Hani geçen sene Perkas Perkas diye dillerimizden düşmeyen oyuncunun şu an konuşulmuyor oluşu. Zalai'nin bir nedense oynatılmama oynatılma. süreci olsun. İrfan Can Mesut daha yeni yeni e kadroda kendilerine yer buluyor ki Can işte çıkınca gösterdiği bir tepki de var oyundan çıkarken. artık bunlar tartışılır hale geldi. Dün burada Safvet Hoca da biraz bahsetti bu tarz durumların olabileceğinden, geçmişte de bunun benzerlerini teknik adamlarla arada yaşanabileceğinden. Şimdi sen hem işin futbolculuk tarafında hı hı. bulunmuş, hı hı. hem de teknik heyetin içinde yer almış bir isimsin. Aslında evet. iki taraftan da bakabilmek açısından Burada önemli bir isim olduğunu düşünüyorum. O yüzden seninle başlayayım. Yani e, sence bu durumun sebebi ne ve nasıl çözülebilir? Burada tabii ki ilk önce şuna bakmak lazım. Yani çok önemli bir derbi galibiyetiyle çıkan bir Fenerbahçe takımı. E, her şeyin düzeleceğini düşünülen bir Fenerbahçe takımı. Ama ondan sonra tabii Avrupa maçında çok fazla bir şey söylemem. Yani Olimpiyakos maçını onu kaybedebilirsin. Hocanın bence e, oyunculardan ön plana çıktığı bir durum. Yani her maçtan sonra çıktıktan sonra hocanın yaptığı açıklamalar e, bence çok enteresan maçın önüne geçiyor genelde. Bir de böyle bir maçta sen Göztepe takımı tabii ki onlar için de çok zor maç. Yanlış anlaşılmasın buradan tabii Göztepe konum olarak 10 puanı vardı maça çıkarken. Fenerbahçe derbi kazanmış olarak. Avrupa evet. maçını saymıyorum. Derbi kazanmış moralle geliyorsun. E, çok kaliteli ayakların var. İlk yarı pozisyonun yok. E, oyuncu değişiklerinde şimdi o hiçbir oyuncunun bir defa şunu kabul etmem ben. İstediği kadar yetenekli olsun. İrfan Can, e, haklı da olabilir ama o çıktıktan sonra tepkiyi gösteremesin. Zaten çok sıkı, sıkıntılı bir dönemden geçiyor Fenerbahçe takımı. Yapacağın her harekete çok dikkat etmen lazım. Ama Fenerbahçe takımı değil, bence Göztepe takımı Fenerbahçe'den daha iyi oynadı. Biz ya yanlış maçı izliyoruz. Hani Özellikle ilk yarıyı çok beğendiğini söylemesi de tepki çekti yani Pera, aslında. Yani farklı maçlarımı izledik hocayla ya. diyen Fenerbahçeliler ben, var. Hoca ile alakalı böyle yorumları çok yapmayı da sevmem ama biraz daha da dikkat etmek lazım. Sen oyuncu kadrosuna bir baksana Fenerbahçe'nin elinde bulundurduğu oyunculara kadrosundaki bir de Göztepe takımına bak. Göztepe takımında senden çok çok daha fazla pozisyonu var. Özellikle ikinci yarı. Ya yani burada bence ona dikkat. Bundan sonraki sıkıntı şu. Şöyle olması lazım. Fenerbahçe takımının hocası kredisini tamamen tüketiyor. Derbi maçından sonra ben şöyle söylemiştim. Bu devre arasına kadar çok rahat şekilde gider ama e sen bu kadar iyi bir Oyun oynuyorsun Fenerbahçe derbi Galatasaray'a karşı. E ondan sonra geliyorsun Göztepe'ye bana göre mağlubiyet. Çünkü hiçbir tane Fenerbahçe taraftarını memnun edemezsin. Bir puan Fenerbahçe takımına yetmez. Trabzonspor başını almış gidiyor. Sen arkadan yetişmeye çalışıyorsun. Fark açılıyor. Bir de oyun yok Fenerbahçe takımında. Sadece bir skordan bahsetmiyoruz. Bazı maçlarda e, skoru konuşabiliriz. Yani sadece skoru aldı oyunu almıyor. Ama Fenerbahçe takımı skoru da almıyor. O oyuncu değişikliklerinde yanlışlıklar var bir defa kadro tercihlerinde özellikle sen transfer yapıyorsun. Fenerbahçe takımı biz buradan bas bas bağırıyoruz. İki senedir doğru dürüst santrafor almadı. Fenerbahçe takımın en büyük sıkıntısı bu. Şimdi İrfan Can'dan Mesut oynar mı? Oynar. Oynamaz diyorlar ikisi. Niye oynamıyor ya? İki tane kreatif yetenekli oyuncu varsa oynar. Sen oyuncu oynatıyorsun orta sahada. E, Meğerle oynatıyorsun Crespo'yu. E, i̇kisi de aynı tarz adam. Fenerbahçe takımına daha kreatif oyunculara ihtiyacı var. Var elinde oyuncular. O zaman kullanacaksın bu oyuncuları. Ya biraz bence hocadan da kaynaklanıyor ama aradaki makas da açılıyor. Bu saatten sonra tabii ki Fenerbahçe takımının durumu e pek iç, iç, açıcı olacak gibi görünmüyor. Çünkü Göztepe takımını ne yapıp edip Fenerbahçe takımının şampiyonuna ulaşmak istiyorsa aradaki makasın açılmamasını istiyorsa bu maçı kazanacaktı. Ben bundan sonraki sürecin ne olursa olsun direkt e, Vitor Pereira'ya yazdığını düşünüyorum. Özellikle Göztepe maçında yaptığı açıklamalar maçın daha da her maçta olduğu gibi bu maçta önüne geçti bence. Serdar. Kredisi tamamen azaldı bence hocanın. Zaten Göztepe maçından sonra maç niye beraber bitti diye konuşulmuyor ki. Oyuna ya. yaptığı dokunuşlar konuşuluyor. Yaptı İrfan Can. Göz Tepe'nin hocasına gitti ki Kimi çıkıyoruz? Fener'den bir tane oyuncu çıkarma hakkım var. Bizi izleyenlere soruyorum. Kimi çıkarırdı? bu kadar net. Bak şöyle bir mesaj da gelmiş. Bir Beşiktaşlı olarak diyor Hoca Bey. Fenerbahçe'de en beğendiğim oyuncu İrfan Can. Pereira'yı anlamak mümkün değil. Bizim için iyi ama Türk futbolu için üzücü bir durum. Çünkü Pereira şöyle bir hoca. Bu arada kutluyorum. Mahmut Ustu'nun röportajı şimdi aklıma geldi. Vitor Pereira ile ilgili yaptığı yorumlar %100 doğru çıktı. Biz diyorduk ki o günkü Robin Van Persie sakatlıkları vardı. İşte bundan dolayı tercih etmiyor onu. Yönetim diretiyor oynatacaksın ben bu adama dünya para verdim falan öyle bir durumda. Ama nerede de sıkıntılar yaşamıştı ve Sayın Mahmut Ustu dedi ki bu hoca dedi bu tarz oyuncularla sıkıntı yaşıyor. Şimdi tabii ki bir teknik direktör, Mehmet bir hoca elbette oyuncu yeteneklidir diye futbolun bazı bilinen gerçekleri bir kenara atamazsın. Tabii. Futbolun bazı gerçekleri vardır. O oyuncunun o yeteneği de o gerçekler içerisinde değerlendirirsin, kullanırsın. Ama Nani oldu. Ama Robin Van Persie oldu. Ama devam ediyor halen. Mesut Özil. Demek ki sadece oyuncularda değil. Bak İrfan Can, bir tane daha isim Pelkas. Pelkas? Yok bitirdi. Yok Pelkas. Hani bunlar da üst üste gelince evet Mahmut Uslu haklı. Biz de dedik ki ya Vitor Pereira o zamanki Vitor Pereira değildir. Aradan Kendini geçen yıllar biraz daha. teknik direktörleri de geliştirir. Şimdi Allah aşkına Sergen Yalçın geçen seneki bu senede yani Sergen Yalçın bana göre iyi bir hoca. Ama 7 sene önceki Sergen Yalçın tabii ki değil. Hocaların yaşı ilerledikçe e, kariyere kariyeri ilerledikçe tecrübeleri arttıkça tabii futbolda o... akil insan konumlarına geliyor artık. Oyuncunun nasıl artıyorsa hocanın da Ama Victor Perer öyle değil. Aynı. Beni çok yanılttı mesela. Çünkü Victor Geriche bir sistem tapıcısı. Sisteme tapıyor. İstediğin kadar yetenekli ol. Şöyle bir görüş de var. Yani dili inatlaştığını konuşuyorlar artık yani. Çünkü Victor i̇şte Perrer takım zarar görüyor ama burada Victor Pereira Amerika kıtasını yeniden keşfetmeye çalışıyor. Hocam Christoph Colomb orayı keşfetti. Artık direnme. Sen de futbolda bazı şeyleri inatla kabul ettirmeye çalışıyorsun. Biz sana bak üçlü sistemi konuşmuyoruz. Dörtlü sistemi konuşmuyoruz. O zamanlar da konuşulmuyordu. Çünkü Sporting'in hocası üçlü sistemi çok iyi uyguluyor. Malzemesi uygun. Sen de hocam bu malzeme biraz sıkıntı. Sen senin cebinde bir B planın yok. Lucescu'nun vardı 100. yılda geldi. Üçlü savunma oynattı. Çünkü eldeki malzeme bunu gerektirdi. Bir de oyuncuları kendi aldı ama bak. Ama sezon kesin... başı transferleri de kendi Tabii yapıyor. Diyor. Ben onun yani için o sen geliyorum. sende şablonlar olması lazım. Sen tek futbolda tek düze bir şey yok. Böyle bir şey yok. Demek ki bu sende yok. Eğer sen hani ne dedik? Burak Kapacak nerede? Ya Burak kapacağı geçti Mesut Özül, Pelkas, İrfan Can nerede? Daha onlar yok. He, gücün olsa senin maçtan alacağın İrfan Can, Göztepe'nin kalecisi İrfan Can olsa keşke. Yanlış İrfan aldın. <laughs> Sardar. Ha. Olacak iş değil yani. Ya elindeki malzemeyi Bak Olympiakos maçından sonra havaya baktı. Üzüldüm. Çünkü şanssızlık vardı. Sen burada bir de dedin ki yani adamın psikolojisi vardı. bozulacak bak, Üstüne çok gidiliyor dedin. Değil mi? Aynı evet. yayındaydı. O bak o maç ama bu maçın şey yok. Bak bu izah yok bu maçın. yok ve ilk yarı şöyle oynadık böyle kandırmayın insanlar artık ya. Yani Fenerbahçe taraftarı, da, Fenerbahçe taraftarı da Fenerbahçe taraftarları da kızıyor, üzülüyor. Yani şimdi en Aklımız çok üzülen onlar. Alay ediyorsun artık. Evet, Ahmet ama. Bey diyor ki Fenerbahçe'nin önündeki en büyük engel Pereira. Ya beni o kadar yanıltık yani ben şöyle düşündüm. Ee, şimdi burada çünkü bu ligi bildi. Buraya geldi burada çalıştı. Sıkıntılıdır filan. O zamanki durumdan bu zamanki durum daha farklı. Fenerbahçe takımının şampiyon uzun yıllardır şampiyon olamıyor. Şampiyon olması lazım. Ona göre kadrolarını burada başkanın da tabii ki çok büyük yoğun çabası var. Maddi manevi birçok şeyi burada yapıyor. E hoca geliyor. Hocanın biraz daha dikkatli olmasın. oyuncu tercihlerini sezon başı gelen hoca yapıyorsa her şeyden hoca sorumludur. Çünkü yönetim ona istediği oyuncuları alıyorsa sen seçiyorsun bunları. O zaman doğru transferler yapacaksın. Şimdi en son aldığı transferleri diyorum. Crespo gol atmış olabilir ama koşuyor, mücadele ediyor ama Fenerbahçe'nin oyuncusu mu? Veya meğer Fenerbahçe'nin oyuncusu mu? Beklenen oyuncular mı takımı etkiler mi Fenerbahçe takımında? Biz demiyoruz ki bütün hücum oyuncularını hep bütün yetenekli oyuncularını oynat ama yetenekli oyuncularını da bazen kaybetmeyeceksin. Şimdi Pelkas gibi bir oyuncudan yoksunsun. Eğer bu oyuncunun form grafiği düşüyorsa biraz da hocadan da, oyuncuda illaki vardır ama hocada da vardır sorumu. Şimdi belki Pelkas'ı sen devre arası takımda nasıl tutacaksın? Bu hoca kaldığı zaman. konuşuluyor şimdi şu anda. bu kadar istenilen şimdi pelkası çıkarsınlar piyasaya şu an ben gitmek istiyorum sizin hangi takım olmaz Türkiye'den sadece bahsediyorum hangi büyük takım olmaz pelkası? ya yani onun için elindeki değeri de bence biraz kullanmak lazım şu ana kadar elindeki ya kayboluyor yani tamam pelkası hangi takım almaz alır ama oyuncunun oynamamanın getirdiği bir geriye gidişi ya oluyor. Bir defa moral motivasyonu kaybediyorsun motivasyon sen. gidiyor. Çünkü o zaman oyuncu oynamak istediği yere çünkü iyi olduğunu biliyor onu da başka takımlar alır bir ta yerine monte eder. Oynatır onu. Onun için buradaki sıkıntı bence şu an Pereira'nın ilk başta biz sen de söyledim biraz önce doğru söyledin sürekli üçlü mü dörtlü mü dönmesi lazım e bunu yaparken sürekli puan kaybetti Fenerbahçe takımının şu an burada durumun bu, bu sıkıntıda olmasının sebeplerinden en baş temel sebep hocadır. Bu kadar sen aramaya gerek yok ya keşfetmeye gerek yok dediğin gibi ya yeniden Amerika'ya. Şimdi e, döneceğim yine Fenerbahçe. İrfan Can konusu çok soruluyor biliyorsunuz saldırı sevki. ...şu an en çok tartışılan konu... ...bahsedeceğiz... E, ...maçın devre arasında... E, ...Atakan'la ne yaşadılar... ...ne oldu... ...onun detaylarını konuşacağız... ...Atakan Çankaya ve İrfan Can Kahveci arasında... ...sevk e, maddesi... ...o 44. madde saldırı maddesi... ...çok ciddi... ...büyük ceza alabilir... ...derbiyi kaçırabilir... ...hepsini konuşacağız ilerleyen dakikalarda ama... E, ...şimdi bir Galatasaray'a da geçeceğim... Galatasaray da yine puan kaybetti... E, ...yine bir klasik Avrupa dönüşü... ...puan kaybı... ...Fatih Terim... Cezası e, da yine aynı şekilde Galatasaray'da puan kaybına sebep olan bir klasik. E, bunu da söyleyebiliriz. Avrupa'da işleri iyi gidiyor ama ligde öyle değil. Bir de Sasha Bue zaten sakatlığı nedeniyle iyileşmeden Marsilya maçında oynayınca yeniden sakatlanmıştı. İyice gecikti takıma dönüşü. Artık e, o ciddi geçtiğimiz yıl çok talihsiz bir kaza geçiren Omar'ın Artık Sasha Boya'dan daha erken döneceği konuşulmaya başlandı. Çok maç kaçırdı. 23 maçın 15'ini kaçırmış. Detaylara haberimizde bakalım.